Sevgili Seyirciler, Çaykur Rizespor Galatasaray maçının devre arasında Erman Toroğlu ile birlikte karşınızdayız. İlk yarıda Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Milaj Koda'nın kaydettiği golle ama ilk yarıya damgasını vuran olay Fernando Muslera'nın Galatasaray'ın hani her şeyi demeyelim ama çok şeyi olan Fernando Muslera'nın geçirdiği sakatlık. Hepimiz çok üzgünüz futbol camiası olarak. Ee, Muslera'nın ayağında kırık tespit edildi Hem kendisine geçmiş olsun diyelim Hem Galatasaray camiasına e, Hemen bir Rize'ye bağlanalım Hastanenin hemen önünde Ahmet Çağlar Yıldırım şu anda karşımda Muslera'nın son durumunu Sıcak bilgileri Ahmet Çağlar Yıldırım bize aktaracak Ardından Erman Toroğlu ile stüdyoda değerlendirmeler yapacağız Evet Ahmet Çağlar bize aktaracağın bilgiler nelerdir? Evet Ender Bilgin, Çaykur Rizespor Galatasaray karşılaşmasının 15. dakikası oynanırken Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile Çaykur Rizesporlu Milan Skoda arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında Galatasaray kalecisi Fernando Muslera sakatlandı ve şu anda önünde bulunduğumuz Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi ve getirilir hemen e, röntgen servisine alındı ve burada e, doktorlar tarafından ilk kontrolleri yapıldı ve Fernando Mustera'nın sağ ayak kaval kemiğinde iki kırık tespit edildi ve alçıya alındığı bilgisine ulaştık ve e, şu anda Fernando Mustera hala e, röntgen servisinde tutuluyor ve biraz sonra da hastanede başka bir e, odaya alınması bekleniyor. Fernando Mustara'nın dakikalar 15'i gösteriyordu ve bu e, ikili mücadele sonrasında Fernando Mustara sakatlandı ve e, şu anda da belirttiğimiz gibi e, sağ ayak kaval kemiğinde iki kırığın olduğu ve ayağının alçıya alındığı belirtiliyor ve burada hastaneden de e, Havalimanına gönderilebileceği de, İstanbul'a gönderilmek üzere havalimanına da e, uğurlanabileceği belirtiliyor hastaneden e, Fernando Mustera'nın şu anda e, biz de hastane önünde bekleyişimizi sürdürüyoruz henüz. Ee, Fernando Muslera röntgen servisinden çıkarılmadı ve e, bir kez daha altını çizerek belirtelim sağ ayak kaval kemiğinde iki kırığın olduğu ve ayağının alçıya alındı e, şu anki notlarımız Ender Bilgin Yıldırım'a teşekkür ediyoruz bu görüntüler e, sıcağı sıcağına e, A Spor'a özel Ahmet Çağlar Yıldırım hakikaten hemen olay yerindeydi ve e, bu görüntüleri aktardı e, ...büyük geçmiş olsun... ...hani e, her futbolcunun... Bu ...sakatlığı üzücüdür ama... E, ...Mustera tabii Galatasaray için... ...çok şey demek... E, ...burada geçen sezonda... ...Emre Akbaba sakatlanmıştır Rize'de... ...bir şanssızlık var mı hocam... ...bilemiyorum, e, Mustera ile başlayalım... E, ...tabii ki... ...çok değerli bir oyuncu... ...Galatasaray için... ...birden fazla şey ifade eden... ...bir oyuncu... E, ...ama sakatlıklar futbolun parçası bunu da göz ardı etmemek lazım. Tekmenin herhalde üzerine geldi. Bilemiyorum. Erman hocam sen daha iyi bilirsin o işlerin yıllarca içindeydin. Hocam şimdi kırık olur. Muslera gibi bir oyuncu da kendine iyi bakar. İlk yeni sezona yetişir büyük ihtimalle. Çünkü yukarıda bir kırık, aşağıda değil. Yukarıda bir kırık. Kemiğin daha kuvvetli olduğu yerde. Tekmeliğin üzerinden yandan geldi herhalde. Yani tekmelik de olsa kırılmaz. Yandan üstten geldi. Üst tarafta. Yani dize dizin yakın altı, bir tarafta. Dizin evet. altı hemen. Yandan, yandan, aldı. İç yandan aldı. Çok büyük geçmiş olsun. Şimdi hocam ya bazı şeyler var. Galatasaray maça başlıyor. Dize evet. Düşme hatında Galatasaray şampiyon olacak. Ama Galatasaray şampiyon olacak gibi oynamıyor. Şampiyon olacak gibi oynamadığı için de... ...ve rakibine çok pozisyon verdiği için de... Mustafa fedakarhane çıktı ve ya. sakatlandı. Şimdi... ...sen kalecini o pozisyona sokmayacaksın. Yani kalecini o pozisyonla... rakiple baş başa bırakmayacaksın. Çok fedakarhane bir pozisyona girdi. Yani... ...öyle bir zam güzel zamanlaması çıktı ki... ...rakip oyuncu... ...vuracak pozisyonu buldu ama... ...açıyı bulamadı... Ama kendini sakatladı. Hem açıyı daralttı hem büyüdü evet. Muslera ama Can Siperal'le hocam dediğiniz gibi. Yani defans kalecisini o pozisyona sokmayacak yani orada. Orada defans mücadele müdahale edecek bir şey yapacaklar. Anlaşılır gibi değil. Galatasaray kötü oynuyor. Şimdi iki stoperi yok. E bir de Muslera yok. Bu maçta berabere de kalırsa Galatasaray şampiyonluk işi biter. Net. Öyle mi? Net biter. Bundan sonra götüremez. Mağlup olursa da biter. Berabere kalırsa da biter. Bundan sonra kaleciyle, diğer kaleciyle belki iyi kaleci olabilir ama şimdi Mustara çok büyük fark. Düşün iki stoperin yok. Mustara da yok. Ben sana söyleyeyim mi? Mustara takımın yarısı. Öyle. İyi kaleci takımın yarısıdır. Öyle hocam. E takımın yarısı 5 kişi. İki de stoper yok 7 kişi. Nasıl şampiyon olacak? Bir de Mustara çok etkili her şeyde. Nasıl şampiyon olacak? Olamaz. Net evet. Yazık. Çok büyük Geçmiş bir kayıp. Yani bazen bir futbolcu, çok futbolcu işte o Mustara. Şu var. Hani Galatasaray iyi oynar iyi oynar da Mustara'dan sonra morale bozulur. Hayır. Galatasaray kötü oynadığı için Mustara sakatlandı. Arkadaşları sakatladılar Muslera'yı. O pozisyonlara niye sokuyorsunuz kalecinizi? O pozisyona gelene kadar o adamı kovalayan kim? O ana topunu attıran kim? Bak bunlar farklı pozisyonlar. Şimdi bunları ben söyleyince a bu diyecekler bazıları. Yok abi sen rakip takım o pozisyona oraya girene kadar siz ne iş yaparsınız abi? Orta sahabe defans oyuncuları kalecinizi o pozisyonda sakatlayacak hale sokarsınız. Hocam Buna ben, ben benzer, öyle bakıyorum. Çok pozisyon çok kurtarışı var hocam. Musterim. Var ama çok kurtarışı işte var. sonunda da Hep bu oldu. işler. İşte sonunda da bu oldu. Sen o pozisyona sokma abi kalecini. Ama mutlaka arkadaşlarını etkilemiştir hocam moral olarak ilerleyen bölümde. Etkiler etkiler ama ya bir dakika abi Galatasaray oynamıyorduk ki etkilensinler. Doğru, doğru. Hani bir takım çatır çatır oynar da Mustafa sakatlandı mı dersin ki ya ben moralim bozuldu oynayamıyorum. E zaten kötü oynuyordun kötü oynadığın için Mustafa'yı sakatladın. İlk yarıda Galatasaray'ın kaleyi tutan şutu yok hocam. Çok kötü abi Galatasaray. Sıfır isabetli. Şutu. Çok kötü. Ya Rize takımı daha aklı başında oynuyor. Daha düzgün oynuyor. Maçı şu ana kadar alacak gibi gözüküyor. Şimdi Ünal Hoca e, tabii bu maça çok fazla önem verdiklerini de e, karşılaşmanın öncesinde hafta içinde de vurgulamıştı hep. Çaykur Rizespor 25 puanda. Puan Aslan'ın ağzında. E, hakikaten Aslan'ın ağzında. Ama Galatasaray'da e, biraz Ömer Bayram, biraz Dong. Yani belki ama Galatasaray bütün olarak Sıkıntılı. Sardar e, topu o, getirebilirler mi? Ben valla Falcao'yu pek göremedim. Ama topu hareketli getirebilirler de değil, mi? Topu da taşıyamıyorlar oraya. Topu getiremediler Doğru. ya bir düşün. Gelemedi. Falcao'ya top gelmedi. Ki Falcao dediğimiz oyuncu son 8 maçta 8 gol attı hocam. Evet, Tamam yani arada bir 3 aylık e, kayıp var ama e, öyle bir ritimdeydi. Ama bu aradaki e, süreci Galatasaray sıkıntılı geçirmiş gibi gözüküyor. Elbette hani Muslera faktörünü apayrı Muslera bir yere koyuyoruz. Muslera oynar, seneye oynar. Kaleci, bir de kaleci. Kırık kaynar hocam. Kırık yani. Kırık. ya 6 ay falan. O kadar sürmez zannetmiyorum. Onu bizim bir Gürkan Hoca'ya soralım. Yani ben zannetmiyorum 6 ay olacağını ama daha çabuk getire. Şimdi şartlar da çok iyi. Doğru. Onun o da kendine iyi bakar. Profesyonel çıkan, bir oyuncu. Yaza çıkıyorlar filan. Tedavi süreci sezonu kapattı. Yazık. İnsan üzülüyor ya bu tip oyunculara. Çok hocam çok. Çok yazık yani. Yani herkes tarafından sevilen bir oyuncu. Mustara. Bunlar hastaneden canlı görüntüler. Sevgili futbol severler. Mustara hemen acilde röntgeni çekildi. Ahmet Çağlar Yıldırım az önce hastaneden dedi ki... E, ...herhalde... ...ameliyat için orada belki... ...şimdi detayını bilmiyoruz... ...bir işlem yapılması gerekiyor... ...belki direkt... ...hava yoluyla götürmek için... ...ambulansla hemen nakledecekler... ...ama maç bitiminde... ...arkadaşlarıyla beraber kuvvetle muhtemel... Şimdi, ...zaten Covid şartları da var... ...şimdi kırık olabilir... ...kırık... ...parça olur o daha i̇ki, tehlikeli... ...iki ayrı yerden kırık... ...o daha tehlikeli... Çocuk. ...parçalı kırık mı... ...parçalı kırık hmm. daha tehlikeli... ...şunlar parçayla uğraşırsın... ...ben sakatlandım evet. ayak bileğinden olmadı. 6 ay sonra ameliyatla aldılar parçayı. Ya. Ayak bileğinden, sağ ayak bileğinden. O, Allah korusun. Yani, çok sıkıntılı. Evet. Parçalı değildir inşallah. Ha, i̇nşallah. Ki değildir, inşallah. kırıktır. Çağ, bizim sevgili muhabirimiz iki ayrı yerden gibi bir ifade kullandı. Ve öyle çarpıştılar Nasıl? ki rakip futbolcu da. Fibula ve... Hmm. iki ayrı kemik kırıkmış. Ee, şöyle istatistikler de geldi ilk yarıya ilişkin. Tabii topla daha fazla oynayan takım Galatasaray ama %58.5'a 41.5. Daha tehlike yaratan takım Rize. Ee, bunun ne kadar efektif olduğunu sorgulamak lazım. Ee, yine e, o, ofansif şeyler, şut, pas onlara da bir bakalım arkadaşlar. İkili mücadelede mesela Çaykur Rizespor daha etkili. O temaslı ah. oyunda daha sert ve diri gözüktü. Rize'nin 3 offside'ı var, Galatasaray'ın 3 offside'ı yok. yok. Bu Galatasaray'ın hücum etmediğini gösteriyor. Rize'nin hücum ettiğini gösteriyor etkili. Yani Rize şut, şut engellemesi yok hocam Rize'de. Evet. Yani bir şutu engelleyecek hamleye gerek kalmamış. Evet. Devam edelim çocuklar. Şu ana kadar Galatasaraylı futbolcuların geneli sahte oynuyorlar. Yani sahte oynuyorlar bak. Çok net söylüyorum. Öyle evet. candan mandan oynayan yok hocam. Sahte oynuyorlar. Ee, çok iyi geçirmediler demek ki bu ha, aradaki bölümü. Mustara'dan evvel, Mustara'dan sonra değil Galatasaray takımı. Mustara'dan evvel kötü oynuyordu. İlk Muşsuz 15 dakikada da evet. ...maça iyi başlamadı Galatasaray. Hani dedim ya Mustara'dan evvel iyi oynarlar da Mustara'da moralleri bozdur. Derim ki ya iyi oynuyorlardı Mustara'da moralleri bozdur. Daha iyi. Şimdi 6'da 2 isabetli şutu var Çaykur Rizespor'un. Galatasaray'ın az önce de vurgulamıştım. 4 şutu var. isabetli şut kaydedemedi. Şut pası 2'ye 1. Rakip ceza sahasında Çaykur Rizespor 10 kez topla buluşurken Galatasaray 5 kez topla buluşmuş ama rakip ceza sahasında topla buluştuğu o pozisyonları rakip kaleye şuta dönüştürememiş sarı kırmızılı takım. Peki şimdi şöyle bir bakalım ikinci yarıya ilişkin. Çünkü evet çok üzücü. Muslera sakatlandı. Muslera'ya bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Fakat şampiyonluk yolunda da iki rakip Trabzonspor ve Medipol Başakşehir puanları 56 yaptı. E kaldı 7 hafta e ve her iki takımla da Trabzonspor'la da Medipol Başakşehir'le de maç maçı böyle bitti an, maç böyle bitti an veya berabere bitti an hayırlı işler Galatasaray'a. Yani. Çok net. Uzatma diyorsun hocam. Hiç abi öyle yok. 6 puanı var, 3 puan var. 2 daha koyalım. 9. Yok abi. Amel. Maç böyle ve berabere bir de bitse açsana. tamam. Mesajı aldık hocam. Hakan Gündoğar hattaymış. Bazı bilgiler var. Hemen Hakan senden alalım bilgileri. Ee, Ender Bilgin iki e, ayrı kemikten kırık var. E, biraz evvel izleyicilerimize aktarmıştık. Nedir bu kemikler? Tibia ve fibula kemikleri. Yani e, hatırlayacaksınız Emre Akbaba'nın aynı bölgeden kırılmıştı. E, hem tibia hem Allah fibula Allah kemikleri Allah. kırılmıştı. Ve e, Rize'de kırılmıştı onda maalesef ayağı. E, Mustera'nın da tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Emrah Baba ne zaman dönmüştü? 8 ay 4 gün sonra dönmüştü. Emrah Baba sağlara. İnşallah Mustafa daha erken döner ama kırıklar tibia kalın bölge kalın bölge kemiği, fibula ise daha ince bilindiği gibi bu iki kemikte kırık tespit edildi ve Mustafa için şimdi hastanede işlemler yapılıyor. İstanbul'a dönme ihtimalinin daha fazla olduğunu izleyicilerimize söyleyelim ama kabal kemiğinde iki önemli yerde Hibiya ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi. Az önce de belirtmiş olduğum gibi Emre Akbaba'nın yaşadığı maalesef üzücü sakatlığın aynısını Fernanda Muslera'da yaşadı. Tekrar hatırlatayım Emre Akbaba bu sakatlıktan 8 ay 4 gün sonra dönmüştü sevgili Ender Teşekkürler Hakan Gündoğar. Yani çok da soğukkanlıydı şimdi Muslera sahil terk ederken. Değişir. Aynı ama kemik yani. Aynı o, yer ya. Kalın olan kemik. Ne i̇ki yerden yer olsa farklı öteki de oldu mu kötü. Öteki oldu çok mu yazık kötü. Hocam. O uzayacak çok yazık. biraz. Çok yazık. İki kemik oldu mu kötü abi. Ama kaleci olduğu için inşallah daha çabuk gelebilir. Bu kendine iyi yani, bakan bir futbolcu. Ee, ama iki kemik olduğu için ki bak aynı kemik iki yerden gitse ya. daha iyiydi. Kötünün iyisiydi. Ama iki ayrı kemik kötü. Şimdi bir arkadaşım bu yıl çok zor diyor 2020'de. Evet. Bu 2020'de şimdi böyle de denmez ama nasıl bir yılmış diye. Evet, e, ikinci yarıya ilişkin. Bu 2020'den nasıl başladı be nasıl gidiyor be? Hocam bir şey söylemek istemiyorum depremler, salgın falan derken yani bir şey söylemek istemiyorum. E, Allah yardımcımız olsun diyelim. Şimdi şöyle bir kenara bakalım hocam ikinci yarıya ilişkin ne değişebilir, ne olabilir? Ne hamlesi olur Fatih Terim'in? Andone var kenarda, Adem büyük var. Taylan Antalyalı var, Belhanda var hocam Yunus Belhanda. Emrah Baba, Emrah Baba da şu olayı yaşadıktan sonra geçen aynı yerde bu olay onun içinde... O da kenarda dondu kaldı. Psikolojik anlamda ha. bir çöküntü yaşatmıştır. Hocam, nasıl bir hamle gelebilir? Hangi hamle Galatasaray'ı maçı ortak edebilir? Hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen Fatih diyor ya elimden gelse tamamını değiştirelim diye. Beş oyuncuyu da değiştirse doğru yapar. Şu andaki görüntülerle. Öyle bir ilk yeri var. Yani nasıl olsa beş oyuncu hakkı var. Hani diyor ya Fatih bazen... ...ya bütün oyuncuları değiştirsem değiştirirdim. Al sana bütün oyuncularını değiştireceğim maç. Al. Beş oyuncuyu sokacağım maç. Hamle değil hamleler gerekiyor. Evet. Onun için... ...her şey yapacak. Başka şansı yok ki. Ne yapacak? Bakacak. Hatta haftayımda da alabilir. Şimdi iki oyuncu belki. Ondan sonra da... ...diğer oyuncuları yapar. Çünkü biliyorsun üç oyuncu hakkı olduğu için hani üç, üç kez değiştirme dur, şeyi evet. ...dur bakalım oyunlarında bir şey yapacak mı üç ayrı bölümde yapabiliyorlar Yoksa mı? iki iki, iki bir mi yapacak şöyle bakıyorum iki takım sahaya dönmeye başladı iki iki bir mi yapacak ee, az sonra skor arkadaşlarım detayları verecek henüz herkes gelmedi Rize'de ikinci yarı başlamak İki üzere ayrı ilk yarıda kemik kötü be. İki ayrı kemik kötü. Kötü. İlk yarıda Çaykur Rizespor'un ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü var. Maçtan sonra takım oyununda birlikte olacağız. Rize'den canlı bağlantılar, sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Otobüsü takip edeceğiz, Muslera'yı takip edeceğiz ama önce scoreboard, ardından takım oyununda birlikte olalım. A Spor'dan ayrılmayın.